Talipleri çok ciddi Arda'nın. Ben bu konuda Fenerbahçe'nin çok bilinçli olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Bence Arda'nın kariyerine bir kötülük olacak. Çok gezen mi, çok okuyan mı Ali Emre? Kellerin kendine has bir karizması var. Onların hoşuna gidiyor güzel, bence. Kıvırdı. Ne güzel olurdu değil mi? 18 yaşında. Arda Güler olmak. Dayı diyordu ya, sırtını arkaya yaslayan mı, köseye sıkışmış mı, sıkışmıştır yoksa... Olur olmaz'a hoş geldiniz. Alper Hoca'yla birlikte karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Arda Güler için neresi olur, neresi olmaz? Evet, Arda Güler yine gündem maddemiz oldu. Bir gol attı ki yani herkesin şöyle... başına koydu. Bobby Robson, Ronaldo Nazario'nun golünde hatırlıyor musun? Guardiola'nın da vardı ya bir tane böyle hayretler içinde. Messi'de o da hayretler içinde. O da Messi'deydi. Yani Arda da öyle yaptıracak gibi gözüküyor. Valla. Maçı nefis bir gol. Ve tabii transfer dönemi de geldi. Talipler var. Fenerbahçe'de kalacak mı kalmayacak mı tartışmaları. Biz de dedik ki nerede olur nerede olmaz bu iş. Yani Arda'nın Türk futbolu için çok önemli bir yeri olacak bu kesin. Önünde çok güzel bir gelecek var. İnşallah. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız bir kariyeri olur. Bizim programımız için de özel bir yeri var. Biz ilk bölümümüzü Arda Dünya Yıldızı olur mu olmaz mı diye çekmiş ve olur demiştik. Artık hani o adımı atma safhasında Arda. Talipleri çok ciddi Arda'nın. Taliplerini de görelim. Öyle talipler var ki. Çok kulüp yani, yazıldı. Biz en ciddilerini, ciddi olabileceklerini aldık burada. Dortmund var, Ajax var, Newcastle United var, Benfica var, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Liverpool, Milan, Sevilla. Yani ismi geçen kulüpler bunlar. Hani bunların dışında da muhakkak izleyenler, isteyenler, bir dönem Napoli'nin adı geçti mesela. Ama editör arkadaşlarımız sağ olsunlar çok güzel bir araştırma yaptılar ve böyle en ciddilerini, en ciddi olabileceklerini Ajax aldık. Net somut. Bunların arasında diyebiliyorum. Evet. Yani teklif. Ya basına yansıyan o yönde. Sonuçta Fenerbahçe kulübünden ya da Arda cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Bizimle bu kulüp ilgileniyor, şu kulüp Arda Güler'e talip falan diye. Ama burada Dortmund'un, Ajax'ın, Benfica'nın yine ciddi ismi geçiyor. Newcastle'ın bir ara çok ciddi ismi geçmişti. Şimdi bizim konseptimiz şu olacak. Biz biraz böyle Arda cosplay yapacağız. Arda Güler'in yerine kendimizi koyacağız. Ne güzel olurdu değil mi? 18 yaşında. Arda Güler olmak. 2005'ti değil mi? Evet. 25 Şubat 2005. Tam 20 yaş var aramda. Bak şu anda 18 yaşında bir genç olsan ülkede kendini kimin yerine koymak istersin ki? Yani kaç tane isim sayabilirsin? Sporcu olur, sanatçı olur, başka bir şey olur. Yani herhangi bir meslekten benim ilk aklıma gelen, yani mesleki dezenformasyon olmasın ama Arda olur yani. Düşünsene 10 sene sonra Fenerbahçe bir kupa kazanmış. Sen başroldesin. Milli maç, en genç gol atan oyuncu olmuşsun. Evet. Cumhurbaşkanından tut, halkın her kesimi, her tebrik takımın taraftarı yani. Seni tebrik ediyor, el üzerinde tutuyor. Yani hakikaten şöyle Arda'nın yerinde bir gün geçirmek isterdim yani. Yalan yok gerçekten. Belki de biraz zordur psikolojik olarak baskısı vesaire. Yani, çok belli ki, etmiyor o işleri aslında. Tabii ki çok büyük zorlukları vardır ama yani şu iki günkü, şu son bir haftadaki duygu yoğunluğunun içinde olmayı gerçekten isterdim yani. Parodi hesap mıydı tam hatırlamıyorum ama bir tweet olayı da vardı galiba sanki. Bir maçtan sonra oyuna da yetti, yarın okula kim gidecek şimdi gibi bir muhabbet de vardı. Biz ilk programda konuşmuştuk işte sen okula gidiyor demiştin. Sınavı kaçırdı. Sınavı kaçırdı. Ama tabii o sınava artık çok ihtiyacı olmayacak. Yani belki ileride pike gibi falan böyle sonradan. Okulunu okur ya da... İşte mesela bu işin dezavantajı da bu. Bak yani 17-18 yaşın Avrupa'da kalbur üstü oyuncu olma adayı olduğun zaman eğitim kısmını maalesef bir kenara atmak zorunda kalıyorsun. Amerika gibi değil. Ama işte çok gezen mi çok okuyan mı? Ali Emre. Güzel. Yani. Bunu ayrı programda tartışmak gerekiyor. Yani çok gezmenin, çok yer görmenin bambaşka insan üzerinde etkileri var. Yani o farklı bir eğitim. Böyle işin... Terminoloji başka bir eğitim. Aynen yani. Kağıt üstünde başka bir eğitim. Hayatın içinden böyle sillesini yiyerek şöhretinden, düşüşünden, çıkışından o bambaşka bir şey gerçekten. Evet. Başka ülke gördüğün zaman ben ilk yurt dışına çıktığımda yani böyle çok büyük bir içimde şey olmuştu, coşku olmuştu yani. O apayrı bir histi. Şimdi bir de gideceksin orada bir aslında bir performans sanatı yapıyor Arda. Gidecek, giderse tabii ki Fenerbahçe kısmını en son konuşacağız. Önce bu adayları bir konuşacağız. Fenerbahçe'de uğraşıyor kalsın. Ama yani hangi statta olursa olsun bir performans sanatçısı olacak Arda ve orada işte binlerce kişi ve inanılmaz spot ışıkları altında hayatını devam ettirecek. Bu apayrı bir deneyim. Fenerbahçe ile bambaşka bir baskı yani şu ismi geçen kulüplerin hepsinden daha büyük baskı altında oynar Fenerbahçe'de. Kalır yani. Sevgili Emre Özcan'la bir programda konuşurken o mesela Ajax
olsa çok iyi olur. O zaman Ajax'tan başlayalım mı? Başlayalım. Böyle tek tek kısa kısa hızlı hızlı. Zaten Dortmund'da Ajax burada yetiştirici misyon üstlenmiş evet. takımlardır genelde. Şimdi bir kere biz ilk programda hatırlarsın Arda'nın pozisyonunu konuşmuştuk. Yani Fenerbahçe'de sağ kenar oynuyor. Ben o kısa vadede biz Mart ayının başında çekmiştik o programı. Evet. Ve benim fikrim biraz daha sola yatık oynamasıydı Arda'nın. Çünkü şimdi sağ tarafta oynadığı zaman içeri çekip vuracak. Evet. Ve şutu o kadar daha... Şut istikrarı tam yerleşmemişti ama son dönemde şut kalitesi gerçekten... Tamam. Yükselmeye başladı. Dünkü şut. Ya dünkü şut acayip bir şey zaten. Yani o şutun eşi benzeri çok az bulunur. Çok denedi ama kupa finalinde de denedi, lig maçlarında sürekli deniyordu ama işte bir istikrar yoktu yani. Arda'yı sahada topu aldığı zaman güvenilir bir şutör olarak bizim konuştuğumuz dönemde bir köşeye yazamazdınız. Ama sol içe girdiği zamanki asistçiliği bence daha ön plana çıkıyordu. Ve en iyi pozisyon olarak da sanki o dönem için merkez görünüyordu. Yani daha rahat gezebilmesi açısından. Gezici olsaydı diye. Ama şimdi Letonya maçı bize gösterdi ki merkezde oynamak bence Arda'nın kariyerine bir kötülük olacak. Daraltıyor. Evet yani hem daraltıyor hem de artık oralar çok kalabalık Ali Emre. Yani Letonya seviyesinde bile orada en az 4-5 oyuncunun arasında kalıyorsun. Bir de yani bu futbolu bambaşka yere götüren bir adam var. Pep Guardiola adında bir kel. Yani... Lütfen. Karşımıza almayalım abi. Yok almayız ya. Hocam zaten kendisiyle de bayağı barışık. Ben kellerden bahsediyorum. Ha. Yok yok bir şey olmaz ya. Kellerin kendine has bir karizması var. Onların hoşuna gidiyor güzel. Bence. Kıvırdı. Yani mesela o bir de stoperi öne çıkarıp sahte bir stoper gibi işte Stones'u orta sahalaştırması, ne bileyim Bernardo'yu içeri sokması, bekleri içeri sokması. Yani zaman zaman artık orada böyle beşli altılı bloklar falan görüyoruz. Ezberleri şimdi, bozdu. Yani orada merkezde Arda'nın oynaması yani üst düzey liglerde, majör liglerde oynaması ya onu çok yıpratabilir. Kenarlarda bence yeteneğini ya da işte iç kulvarda sağ iç olabilir ki programımızda onu da konuşmuştuk. Bir Bernardo Silva, bir David Silva vari bir kariyeri olabilir diye konuşmuştuk ki Letonya maçında çok etkili olamadı Arda. Ortada kayboldu. Tabii etrafındaki parçaların da bunda etkisi vardı. Orkun Hakan ikilisiydi. Arkasında. Evet yani Cengiz de biraz fazla uzak kalıyordu ona özellikle. Dün de mesela Galler maçında da Kerem'in biraz tutuk günüydü. Yani dolayısıyla merkez biraz Arda için şu aşamada bana biraz erken gibi bence geliyor. Bence herhangi bir pozisyon belirlememek lazım. Sen sahada istediğin yere git, geri kalanların rolü belli olsun yap. Ama yani şu an itibariyle bence kariyeri için en iyi bölge hem birebir becerisini kullanması hem sağ ayağını biraz daha rahat kullanabilmesi. Şimdi merkezde sağ ayağını kullanıp zayıf olan sağ ayağını kullanıp top kaptırdığında çok daha tehlikeli kontra yiyebilirsin. Evet. Ama sağ tarafta arkasında bir biraz defansif orta saha. Biraz daha açıyı daha farklı hale getiriyor. Sol tabii ayağı bir, daha bir rahat bek olacak arkasında. Bir defansif orta saha oyuncusu olacak filan. Dolayısıyla Arda'nın gideceği takımları konuşurken ben biraz sağ kenara göre projeksiyon yapıyorum. Hı. Ajax'ı düşünelim. Kim var abi Ajax'ın sağ kenarında? Nasıl okunuyor? Bergui diye mi okunuyor? Berghuis diye mi okunuyor? Berghuis. Senin dil konusunda daha yetkin bir kişi. Ya bir Hollanda çalışmış. Ona da mı başladı? O da vardı. Ne yapacaksın? Ne tür bir poliglot olacaksın? Hedefim 10. Çesku'yu geçeceğim mi? Ne yapacaksın? Ben anlamadım. Şu an 5'e tamamlıyorum neredeyse. 10 dil hedefim var. Ya yani orada oynaması çok daha kolay Arda'nın. Yani Ajax'a gittiği zaman. Ajax'ı zaten hep 4-3-3. Evet ya süresi, golcülüğü, asist becerisi, 4-3-3'ün sağ forvetiyle 4-2-3-1'in sağ kenarı arasında biraz fark vardır. Evet. 4-3-3'ün sağında daha çok skor yapması beklenir oyuncuların. Ama Arda şu kalitesiyle ikisini de kotarır. Ajax da bence rahatlıkla forma bulabilir. Yani Ajax hem süre açısından hem de daha elit takımların takibi açısından doğru bir adres gibi görünüyor. Ama bir de Dortmund var mesela. Hani onlar da son iki sezonun dünyanın bölgesindeki en iyi oyuncularını gönderdiler. Önce Erling Haaland, şimdi de Jude Bellingham. Bellingham gitti. Yani bir tanesi orta sahada şu an dünyanın bence en iyi oyuncusu. Yani o profildeki. Haaland'ı zaten konuşmaya gerek yok. Yani dolayısıyla Dortmund da Arda için çok önemli bir basamak olabilir. Ve oradaki yapıya bakıyoruz. Şimdi teknik direktör Edin Terzic. Ajax'ın bir teknik direktörü yok. Haitinga muhtemelen devam etmeyecek. Yani orada bir kriz var. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesinde ilk senesinde Arda Ajax'a giderse çıkamayacak. Ama Dortmund da çıkacak. Ve bölgesinde kim oynuyor? Donyel Malen gibi bir son vuruş skandalı oynuyor. Yani çok atletik bir oyuncu. Çok güçlü bir oyuncu. Bundesliga temposuna çok uygun. Ama bu sezon Dortmund'un maçlarında gördük. Bir teknik kalite eksikliği var Dortmund'un. Julian Brandt temposu bence şu haliyle Arda'ya göre daha düşük. Ya o genellikle hallerin arkasında oynuyordu. Dolayısıyla 4-2-3-1
düzeninde Dortmund Arda için çok uygun bir takım olarak görünüyor. Bir de Edin Terzic, yani futbola bakışı enteresan bir adam. Mesela onun kadro planlamasında aynı profilde oyunculara pek yer yok. Yani bir sağ kenar Malen, öbür sağ kenar Arda olabilir. Ya da işte Brandt, Arda farklı profiller, bazı yönlerden çeşitlilik arıyor. Yani kimi teknik adam direkt bir ikame ister elindeki oyuncunun yerine. Edin Terzic böyle değil. Edin Terzic farklı senaryolara reaksiyon verebilecek farklı profilde, farklı tipolojide oyuncular istiyor. Yani dolayısıyla Dortmund hem oradaki tribünün gücü, hem işte Almanya'da çok sayıda Türk'ün olması, hem de yükselebilmesi açısından Borussia Dortmund'da çok ideal bir profil bunların olarak görünüyor. Bunların arasında bir de galiba şimdi Orkun'un da transfer olduğu Benfica bir de bir basamak benzer takım takımı gibi görülür. Ama Portekiz'in de aslında özelliği biraz daha Güney Amerika futbolcularını yetiştirip aslında Avrupa'ya göndermesi daha şey. Çünkü sosyolojik olarak da daha rahat adapte olabiliyorlar. Dil, bir kere dil bariyeri yok. Dil bariyeri yok. Yani hayat hemen hemen aynı Portekiz'de, Güney Amerika. Aynı kültürler sonuç olarak. Yeme, içme, gastronomi, dans, onlar şeyler, sosyal hayat, dil. Çok benzer tabii ki. Yani o yüzden Benfica'da böyle bir basamak ama sanki burada kalmakla Portekiz sadece o fark var. Orada da üç büyükler kapışıyor. Lig formatı hemen hemen aynı çekişme. Yani şey açısından bakarsak, Arda'nın futbolunun üzerine katabileceği o rekabetçi maç sayısı açısından bakarsak. Şampiyonlar Ligi kısmı var Benfica için. Bir Almanya orada önde. Evet. Yani Portekiz Hollanda'nın önünde olur mu? Bana olabilir tartışılır gibi geliyor. Yani evet. O çok orada da Feyenoord, olabilir. Şey, PSV, Ajax. Ama tabii çok büyük bir marka Benfica. Yani işte Angel Di Maria oradan çıktı mesela. Yani tabii, oradan tabii. Zıpladı ve nasıl bir kariyer inşa ettiğini görüyoruz oyuncunun. İlk aklıma gelen örnek o oldu. Yani işte oynamadan giden Bernardo Silva var, Cancelo var. Çok fazla oyuncu var yani Benfica'da doğru dürüst süre almadan. Sadece o Benfica'da bulunmuş olmanın, oranın tedrisatından geçmiş olmanın etiketiyle çok üst düzey transfer yapan öyle oyuncular var. Yani Benfica'nın takımına bakıyoruz. Şimdi orada da Schmidt var teknik adam. Evet. Tam bir topa sahip olma hocası. Doğru. Pres oyununa da çok değer veren bir hoca. Yani Jesun takımından oraya gittiği zaman Arda böyle çok bocalamaz. Yani o oyuna çok rahat ayak uydurur. Orada kim oynuyor sağ kenara ona bakıyorum. Yani João Mario oynuyor. Orta saha karakterli bir oyuncu. João Mario mu Arda mı? Ki João Mario bu sezon kendi standardının bayağı üzerinde bir sezon geçirdi. O hani Euro'daki seviyesine yaklaşabildiği nadir sezonlardan biri oldu. Yoksa Inter'e gittiğinde falan hiçbir şey oynayamamıştı. Santrfor'a bakalım. Bak Santrfor'lara da değinmek lazım. Şimdi Ajax'ta Brobey var. Fizikli, sırtı dönük oynayabiliyor. Dortmund'da Haller var. Benzer tipte. Ama o açıdan en iyisi mesela Gonzalo Ramos. O büyük potansiyel adam. Tabii yani onunla pas alışverişleri, variyeteleri, Alber filan. Merkezde de Rafa Silva var. Yani gerektiğinde Rafa Silva'yla yerlerini de değiştirebilirler. Rafa Silva'nın kariyerinin başlangıcı da sağ kenarda mesela. Yani 4-2-3-1'de Arda sağ başlar, Rafa Silva merkez başlar. Sonra yer değiştirirler. Ne bileyim David Neres var. Onlarla da yer değiştirebilirler. Yani Benfica'da da yapı Arda'ya uygun gibi görünüyor. Dediğin gibi yani Benfica'da aynı şekilde. Sevilla bambaşka bir profil. Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern Münih. Milan'ı da ayırıyorum yere. O çok ortada bir Milan'da da eski Milan olmadığı için. Milan'da da çok rahat oynar. Çok rahat oynar ama hani bak Junior Mesias diye çok içim rahat etmez Milan mesela. Yani biz yazdık buraya ama yani Milan belki bunların ama arasında en zayıftır. Ya evet yani aday şu anda kulüp potansiyeli olarak en zayıf. En zayıf ama ne olursa olsun yarı finalist. Yani sonuçta Ayrı. Yarı finalisti. Bir daha ne zaman olacak? Onlar da bir yatırım yapıyorlar. Yani Rafael Leao'yu göndermediler. Evet. Ve sağ kenarda rezalet bir oyuncu var. Yani Milan seviyesi, Milan geçmişine göre yani Junior Mesias hiç oranın oyuncusu değil. Benacer merkezde oynayabiliyor. Brahim Diaz var, o Real Madrid'e geri dönüyor. Alacaklar mı almayacaklar mı bilmiyorum. Veda etti kulübe ama belli değil. Yani orada da rahatlıkla forma giyebilir Arda. Yani orada da böyle önünü kapatan bir oyuncu yok ki. Yani bütün dünyanın göz bebeği olan oyunculardan bir tanesi orada işte Rafael Leao. Yani bu şu anda Mbappe sayıyoruz, Haaland sayıyoruz, Vinicius Junior sayıyoruz. Yani bir dördüncü oyuncu koyacaksak oraya onlardan bir tanesi Rafael Leao. Yani spot ışıkları yine Arda'nın üzerinde olacak. Yani Milan'da bence hiç yabana atılmaması gereken adaylardan bir tanesi. O Habertuttosport'taydı. Hatta Fenerbahçe'ye oyuncu takası da önerdikleri söyleniyor. Divock Origi ile bir oyuncunun daha ismi vardı. İkinci oyuncu hatırlayamadım şu anda ama iki tarafında gönlünü yapabilir eğer böyle bir şey olursa. Bir de şimdi Serie A temposu düşük bir lig. Mesela Bundesliga temposuna Arda'nın şu haliyle ayak uydurması için birazcık zaman gerekebilir. Ama Serie A öyle değil. Serie A temposu düşük ve biraz daha temasa dayalı, daha taktik ustalıklara dayalı bir lig olduğu için orada o becerilerini daha rahat kullanabilir. Evet. Öte yandan işte Newcastle'da mesela Premier Lig temposuna girmek bambaşka bir şey. Bambaşka. Olacak. Hep Arşavin'i hatırlarım o konuda. Hatırlıyor musun onun demecini? Bir hatırlat bakalım. Arsenal-Liverpool maçı sonrası 5-4 mi ne bitmişti? O efsane maçtı.
ilk maçlarından biriydi. Galiba ciğerlerim dışarı çıkmıştı bir ara falan diye. Nasıl nefes alacağım bilmiyordum. Bizim giden Türk oyuncular da aynı şeyleri söyledi işte. Tugay Kerimoğlu, Hakan Ünsal yani. Gerçekten çok zor bir Premier Lig ki o zamanın fizikselliğiyle yani şimdikinin fizikselliği bahsettiğim arasında. Bahsettiğim kaç? 2009-2010 civarı falan. 15 sene öncesi falan neredeyse. Şu an daha da hızlandı oradaki oyun. Daha da fizikselleşti. Karşısındaki stoperler daha şey bir de. Ama tabii burada Newcastle'ın bir avantajı var. Zebellah gibi takım ya. Evet. Yani Joel Linton var. Bruno Guimaraes var. Bir de sermaye de geldi. Çok en iddialı uçta işte Callum Wilson var, orta saha oyuncuları, Willock var. Yani bunlar hani Arda'nın şu andaki o tempo ya da oradaki fiziksel adaptasyonunda ortaya çıkabilecek defolarını kapatabilecek isimler. Evet. Şampiyonlar Ligi oynayacaklar. Bunun da bir avantajı var. Yani şu ana kadar bak hep Şampiyonlar Ligi takımlarını sayıyoruz. Doğru. Sevilla'yı düşünelim. Onlar da bir Şampiyonlar Ligi takımı ve santrfor arkasında Oliver Torres oynuyor. Kenarda Lamela ya da Ocampos oynuyor. Brian Hill daha ziyade solda oynuyor ama hepsini kesebilir Arda. Yani bence de. Beceri olarak da, olgunluk olarak da bence hiçbirinden eksiği yok. Potansiyel olarak bence hepsinin de ötesinde. Ama tabii şeylere girersek Bayern Münih, Paris Saint-Germain oralarda oralarda farklı şeyler konuşmak gerekiyor. Yani Bayern, Liverpool, Paris burada en tabii şey ama hoş yani Liverpool'da önü çok kapalı olur. Muhammed Salah var. Mesela Paris'te alırsa kiralama modeli muhabbetini yapar mı? Düşünür mü? Fenerbahçe için mi? Hayır, herhangi bir yere. Yapabilir. Ya Paris Saint-Germain gerçekten böyle test konusu olması gereken bir kulüp Ali Emre. Ne yapacağı belli değil, değil mi? Yani bak altyapısından bu kadar üst düzey oyuncu çıkarıp bunlardan faydalanmayıp sonra senede 200 milyon euro, 150 milyon euro para harcayan başka bir kulüp yoktur. Evet. Yani şu andaki Fransa milli takımının ana rotasyonuna bak çoğunda bir Paris Saint-Germain geçmişi vardır. Bir altyapısı vardır işte. Bunun en net örneklerinden bir tanesi Nkunku şu an Avrupa'nın paylaşamadığı oyunculardan bir tanesi. Leipzig. Yani Rabiot işte başka bir takımda oynuyor. O kadar çok oyuncu var ki Paris Saint-Germain'den yolu geçmiş. Onu da hatta UEFA bir ara sınırladı ya. Evet. Kiralayıp gönderme tabii muhabbeti. Bir de Paris Saint-Germain'de şöyle bir sıkıntı var. Bir, hoca belli değil. Yani Galtier'e devam edecek mi edecek etmeyecek mi o belli değil. İki, devam edecekse üçlü oynuyor. Yani üçlü bir yapıya Arda'yı entegre etmek ancak 3-4-3'ün sağ forveti gibi olabilir. Ama Avrupa'da o oyunculardan bayağı bir geri dönüş bekliyorlar. Bayern Münih'te Sané var, Gnabry var, Kingsley Coman var. Orada şans bulması çok zor. Yani bence en kötü tercih Bayern Münih oldu şu aşamada. Yani Dortmund'a gidip parlayıp ondan sonra Bayern'e çıkmak eğer öyle ben bir... Ben burada Dortmund, varsa, Ajax 3'e de Benfica'yı koyarım. Öyle mi diyorsun? Hatta Ajax 1, Dortmund 2, Benfica 3 tercihler arasında. Bana sanki 1, Dortmund daha mantıklı gibime geliyor. Hem Edin Terzi, hem Şampiyonlar Ligi. Muhabbet ama yani... Ama tabii yani hepsinin farklı avantajları var. Yani ne güzel bir şey. Bak yine aynı baştaki muhabbete döndük. Talep edilmek, revaçta olmak, herkesin seni istemesi. Ya sen seçiyorsun. Evet. Hani dayı diyordu ya, sırtını arkaya yaslayan mı, köseye sıkışmış sıkışmıştır yoksa arkasını görmeyen mi diye. Yani Arda sırtını yaslamış duvara artık rahat. Gelin baba diyor. Hani. Rahmetli analım Tuncel Kurtiz'de. Peki şimdi 2004'ten sonra doğan en iyi futbolcular listesinde Arda 15 milyon euro ile 10. sırada. Gavi 90 milyon euro ile 1. sırada. Pasaport muhabbeti mi biraz da etken? Tabii ki. Etken. Yani pasaport, lig, pasaport. Oynadığı kulüp. Yani şu an Benfica oyuncusu olsaydı temiz 3 ile çarpardın Arda'ya. 60 arası. 5-50 yazardı yani net yazardı. Evet. Yani şu listede ayak yumuşaklığı, teknik kalitesi en özel oyunculardan bir tanesi. Enstitüsü André Santos falan bir merkez oyuncusu. Lamia'nın adı çok geçiyor. Mokoko mesela Arda klasmanında bir oyuncu değil. Atletizm olarak çok daha iyi. Maçtan sonra Kuntz da dedi ya Arda'nın solaya benim yaşımdayken benden çok daha iyiydi ama vücudu benim 14 yaşımdaki vücudum gibi böyle gülerek bir espri yaptı. Evet. Fizik olarak gelişmesi gerekiyor. Tabii o tarafta gelişecek ama bak bizim ilk konuştuğumuz andan şu ana kadar geçen bu 3 aylık süre zarfında bile inanılmaz gelişti. Yani bu devam edecek. Biz o zaman da söylemiştik. Yani bu oyuncu ergenliğini yaşıyor şu anda bir nevi ve o kemik gelişimi, Ferdi ile fotoğrafı vardı ya kas. Tabii canım. Konusunda. Yani daha kas yok adamda. Hayır, burada hangi lige giderse gitsin o atletik performansı, fizik kalitesi bunların hepsi çok çok yukarı çıkacaktır. Ya Fenerbahçe'de kalsa da çıkacaktır bu arada. Yani Arda'nın her antrenmana erken gelip en son çıktığını biliyoruz. Bununla ilgili çok haberler okuduk. Fenerbahçe demişken. Olarak çalışıyor. O zaman bu seneki performansına da bir bakalım. 35 maç, 6 gol, 6 asistlik performansı Arda Güler'in 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe kısmında konuşacağız demiştik en sonda. Ve bu tabii istatistikler sezon başında şu kadar dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya gider vesaire. Sonra aileden açıklama dakika olsa da olmasa da önemli yine oturur konuşuruz muhabbeti olmuştu. Maçtan sonra Arda'nın açıklaması Galler maçı sonrası şu yani her şeyin hayırlısı
çok politik konuştu. Evet, yani demedi ne olursa olsun Fenerbahçe'de kalmak. O anda o vesaire diye. Maçın sıcaklığıyla bir de gol atmışsın. Çok gole sevmek istiyorum dedi. Yani o sıcaklıkla bağlayıcı bir şey söylememiş olması bence profesyonelliği açısından artı. Evet. Ama tabii Fenerbahçeliler biraz üzmüş olabilir ya da ikilemde bırakmış olabilir. Çünkü vücut dili böyle çok kalacağını işaret etmiyordu. Hani gideceğine dair de net bir sinyal yok. Ama işte son zamanlarda Fenerbahçe taraftarının başlattığı bizi bırakma Arda Güler hashtagleri, sosyal medyadaki kampanyalar, oyuncuya gösterdikleri ilgi filan. Yani Arda'nın da ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Kendisi de bunu söyledi. Dolayısıyla orada daha net bir tavır görmek istiyordu Fenerbahçe camiası. Onu göstermedi. Oturup düşünecek sonuçta. Kızılacak bir durum değil bu ama. Yani bak profesyonel bir sporcunun zirve kariyeri kaç yıldır takriben? Yani, en prime yaptığı evet. Kariyer mi? 5 sene belki. En iyisi 7-8 senedir işte. Cristiano Ronaldo'lar, Messi'ler 7-8 senedir. Doğru. Onu zor bulursun. Yani çünkü başlıyorsun, yükseliyorsun. Evet. Orada tutunmak lazım. Yani orada kalabilen, inişli çıkışlı performans sergilemeden kalabilen oyuncu sayısı çok az zaten. Bu kadar kısa süren bir meslek hayatında bir oyuncunun bir senesini ya da iki senesini böyle kolay kolay gözden çıkarmasını bekleyemeyiz. Yani bu biraz haksızlık olur. Ama tabii ki Fenerbahçe taraftarı da kendi açısından haklı. Yani oyuncuya bu kadar yatırım yapılmış, teknik direktöre karşı kampanyalar düzenlenmiş, baskı kurulmuş, camiasından, taraftarından, kimi söylentilerine göre yönetimine dek. Yani dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı da Arda'dan bu fedakarlığı beklemekte haklı. O yüzden ben o tarafa da çok kızamıyorum. Sen mesela Fenerbahçe yöneticisi olsan nasıl ikna ederdin Arda'yı? Ya da sence Arda'ya ne söylense ikna olur? Bu kadar revaçta, bu kadar aranan, talep edilen bir oyuncu, 18 yaşında bir oyuncu için. Çok zor ya. Doğru değil mi? Etmek. Girişmezdim herhalde o işe çok. Ya ona bırakırdım. Yani dediğin gibi. Ha yani verilen emekler işin duygusal kısmı. Gençler Birliği'nden almışsınız altyapıda. Fenerbahçe'de bir aile fotoğrafları var tribünden vesaire. Öyle yetişmiş ve sen de kendi altyapında oynatmışsın ama zaten potansiyelini ve değerini bile bile buralara getirdin aslında. Ben o konuda çok emin değilim Ali Emre ya. Yani bence eğer Fenerbahçe 14 yaşında aldığı bir oyuncunun potansiyelini bu kadar iyi biliyor olsaydı üst üste Mesut Özil, İrfan Can, Lincoln ya yani oraya çok Miha Zayt oraya çok oyuncu geldi. Yani bu oyuncunun ama onlar günü kurtarma, dönemi kurtarma. Ama işte sürekli aynı yere oyuncu alıyorsun. Yani mesela Arda Güler şu saydığımız takımlardan birinin altyapı oyuncusu olsaydı oraya dönük çoktan bir kariyer planı görürdük biz. Yani bu kadar fazla iyi oyuncuyu bak bir de bunlar isimli oyuncu, para bağlanan oyuncular. Yani Mesut Özil'e çok iyi bir kontrat verildi. İrfan Can'a ciddi bir bonservis bağlandı. Miha Zayt hazır bir oyuncu olarak gelmedi. Gelişmekte olan bir profil olarak geldi. Sözleşmesi yeni bitti. Şimdi Arda geçen seneden beri üzerinde oynatılmasına dönük teknik direktörlere baskı yapılan bir isim. Ben bu konuda Fenerbahçe'nin çok bilinçli olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Belki Arda'yı bu konuda ikna etmek gerekebilir. Yani şu anda Fenerbahçe'nin hocası var mı? Yok. İşte gelecek sene sonunda bir genel kurul olacak. Yeni bir başkan seçilecek ya da seçilmeyecek. Durum belli değil. Transferler planlandığı söyleniyor. Kim gelecek, kim gidecek belli değil. Ryan Kent dışında alınan bir oyuncu yok. İsmi geçen bir sürü isim var. Teknik direktörle ilgili çok fazla kafa karışıklığı yansıyor dışarıya. Yani belki yönetim içinde öyle değildir. Ama dışarı yansıyan öyle. Şimdi burada ben kendimi Arda yerine koyuyorum. Yani bu seviyedeki, bu potansiyeldeki bir oyuncu olarak ben Fenerbahçe'den bir sezonluk dahi olsa net bir hedef ve kariyer planı isterdim. Yani kendi etrafıma bir takım isterdim. Bunu böyle narsistik bir kişilik bozukluğu olarak değil. Hani Mbappe gibi değil mesela. Evet. Ama doğru parçaların alındığını ya da doğru oyuna dönük bir plan olduğunu ben duymak isterdim. Ve bir hedef konulmasını isterdim. Şimdi Fenerbahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yok. UEFA Konferans Ligi'nde oynayacak. UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe için bir hedef olabilir. Şimdi bakıyorsun o kupadaki üst düzey takımlara. Aston Villa var, Juventus var, Lille var. Yani onun dışında böyle çok üst düzey bir takım yok. Ve Fenerbahçe bütçe olarak, ekonomik olarak bu takımların gerisinde olmasına rağmen yarışabilirsin. Yani Real Madrid, Barcelona, Manchester City değil bunlar. Finale getirirsen tek maçlık bir durum var. Yani Basel'in nereye kadar geçen sene geldiğini gördük bu kupada. Roma'nın finalde oynadığı oyunu gördük. Yani doğru teknik adamla, doğru kadroyla Fenerbahçe, bu aynısı Beşiktaş için de geçerli. Yani Beşiktaş da bu kupada mücadele edecek. Onlar için de geçerli. Trabzonspor için de geçen sene bunları konuşmuştuk yani. Dolayısıyla bence Arda'nın ikna edilme aşamalarından bir tanesi böyle yüksek bir hedef konulması. Çünkü orada gösterdiği zaman altına kurulacak bir sistem. Ve Euro 2024 oynayacağı zaman ki oynaması bence çok büyük ihtimal artık bizim evet. İçeride yani Ermenistan, Letonya'ya falan puan kaybetmememiz lazım. En kötü Hırvatistan'ın arkasında gideriz. Ya öyle tabii de hani şu anda işler tam istediğimiz gibi gidiyor. Yani bundan daha iyi bir senaryo yazılamazdı Türkiye için Euro 2024 elemelerinde. Dolayısıyla UEFA
Konferans Ligi'nde bir kupa ya da final ya da yarı final, ligde bir şampiyonluk, üzerine Euro 2024'te iyi bir performans, Arda'nın 40-45 maç 70-75 dakikanın üzerinde ortalama tutturduğu bir sezonda oyunu gelişebilir. Burada soru işareti şey olur. Yani Süper Lig, bu saydığımız liglerin karşısında Arda'ya futbol olarak ne katabilir? Çok fazla katabileceği bir şey yok. Ama daha fazla oynayarak daha bazı becerilerini mekanikleştirmesine belki değerde arttırabilir. Yol açabilir. Yani böyle bir arttırabilir. Böyle bir gerçek de var. Peki. O zaman noktalıyoruz. Ajax dedik, Dortmund dedik, o dedik, bu dedik ama... Her şey olur dedik. Her şey olabilir. Her şey olur. Yani neresi olursa... Fenerbahçe'de olabilir. Arda Güler'in de yine ilk programda da söylediğimiz gibi geleceği açık, yolu da açık olsun. Valla bayram öncesi bize çok güzel bir hediye verdi. Evet. Böyle ağzımızı tatlandırdı diye bir bayram şekeri gibi mükemmel bir gol attı. Hakikaten umarım uzun yıllar izleriz Arda'yı. Nerede olursa arada olsun. İyi bayramlar da diyelim de. Şey diyebiliriz. Yani. Hem iyi bayramlar hem de vardı ya eski bir slogan. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsam mı dediydi. Peki, hoşça kalın. Hoşça kalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden ve Olur Olmaz'ın yeni bölümlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Ayrıca beğenileri ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bekliyoruz.